Benim kim olduğumu merak edip duruyorsun. Ama sürekli bir adı olmayanlardanım. Adım sana bağlı. Aklından ne geçerse bana öyle seslen. Çok eskiden olmuş bir şey düşünüyorsan, diyelim biri sana bir soru sordu, sen de yanıtını bilmiyordun. Benim adım bu. Belki de bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyor. Benim adım bu. Ya da biri senden bir şey yapmanı istedi. İstediğini yaptın. Gel gelelim yaptığının yanlış bir şey olduğunu söylediler. Bağışla, bir yanlışlık oldu. Ve başka bir şey yapmak zorunda kaldım. Benim adım bu. Belki de çocukken oynadığın bir oyun ya da yaşlanıp pencerenin yanındaki sandalyende otururken, durup dururken anımsadığın bir şey. Benim adım bu. Ya da bir yerlere yürüdün, her yan çiçek doluydu. Benim adım bu. Belki de bir ırmağa baka kaldın. Yanında seni seven biri vardı. Sana dokundu, dokunacak. Daha dokunmadan bunu duyumsadın. Anladın dokunacağını. Sonra dokunuverdi. Benim adım bu. Ya da çok uzaklardan birinin seslendiğini duydun. Sesi neredeyse bir yankıydı. Benim adım bu. Belki de yatağa uzanmış, neredeyse uykuya dalmak üzereydin. Bir şey güldün kendinle ilgili. Günü bitirmenin en iyi yolu. Benim adım bu. Ya da iyi bir şey yiyordun. Bir an ne yediğini unuttun. Yine de iyi bir şey olduğunun bilincinde yemeği sürdürdün. Benim adım bu. Belki de gece yarısı olmak üzereyken sobanın içindeki ateş bir çan gibi çaldı. Benim adım bu. Ya da o kız sana gelip öyle dediğinde kendini iyi hissetmedin. Bir başkasına da söyleyebilirdi. Onun sorunlarını daha iyi bilen birine. Benim adım belki de alabalıklar gölcükte yüzüyordu ama ırmak yalnızca 8 santim elindeydi. Ve ay benim ölüm üzerinde parlıyor, karpuz tarlaları ay ışığında boyutları çarpılmış ışıldıyor. Her yan karanlık ve sanki çevredeki tüm bitkilerden birden yükselmekte. Benim adım